Yok, ben dinlemek istemiyorum. Fırat! Artık beni dinlemek zorundasın. Sen ne konuşacaksan daha önce konuşacaktın ama. Çok daha önce yapacaktın. Çünkü ben artık içimdeki öfkeyi durduramıyorum. Sen sadece Miran'ın çocukluğunu almadın elinden ha. Sen susarak hepimizi felakete sürükledin. Mecburdum. Bir anlatsın. Neymiş dinleyelim. Ben dinlemek istemiyorum kardeşim. Dinlemek istiyorsanız buyurun. Size anlatsın. Fırat! Nihat Aslan Bey'i ben öldürdüm. Çünkü bana tecavüz etti. Onu korkuluklardan aşağı ittim. Onu ben öldürdüm. Esma Demiray, sonuçlarınız çıktı. Gözünüz aydın. Esma dur. Bırak beni. Öleyim bırak. Olmaz. Bırakmam. Ben ne yapacağım böyle? Ben ne olacağım? 4 ay oldu, günü geçmiş. Nasıl kurtulacağım bundan? Nasıl yapacağım? Ölmek istiyorum Azize. Bırak. Sen ölmeyeceksin Esma. Bu çocuk da doğacaksa doğacak. Ona evlatlık vereceğiz. Her şeyiyle ben ilgileneceğim. Anladın? Kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Anladın? Yapamam. Öyle yaşayamam. Yaşayacaksın. Buna rağmen yaşayacaksın. Nihat öldü. O artık sana zarar veremez. Ben seni koruyacağım. Adını da, canını da. Azize dediğini yaptı. Herkes beni hasta sanıyordu. O da beni hastaneye yetiştiriyormuş gibi yapıp Mardin'deki tuttuğu eve götürdü. Evlatlık vereceği aileyi de bulmuştu. Seni o evde doğurdum. Önce yüzünü bile görmek istemedim. Çünkü onun yüzünü sende göreceğim diye o kadar korkuyordum. Ve sana süt vermem gerektiğini söyledi. Zorladı beni. Seni kucağıma verdiler. Yine yüzüne bakamadım. Sonra sen... O küçücük parmaklarınla... Parmağımı o kadar sıkı kavradın ki... Sanki her şeyi biliyormuşsun gibi. Sanki seni vereceğimi anlamışsın gibi. Beni bırakma der gibi. İşte o anda yüzüne baktım. Çok masumdun. Bu kadere mahkum olacağın hiçbir günahı yoktu. Sana sütümü verdim. Göğsümde uyuyakaldı. Sonra seni almaya geldiler. Veremedim.
ayıramadım kendimden. Benim parçamdın. İşte o an bir karar verdim. Bunca yıl bir saniyesine bile pişman olmadığım bir karar. Seni kendime sakladım. Azize her şeyi halletti. Seni evlat edinmişim gibi yapıp konağa döndüm. O da bütün Aslan Bey servetini senin üstüne yaptı. Sen de Miran gibi, gönül gibi o konağın çocuğu olarak büyüdün. Ya Aslan Bey senin baban. Onu da ben öldürdüm. İşte bunca sene bu yüzden sustum ben. Sana bir zarar gelmesin diye sustum. Çünkü sen Fırat Aslan Bey'din. Ama yalvarırım bir şey söyle. Murat! Murat! Murat dur! Bu telefonu açsan iyi edersin Miran. Ne var? Seninle muhakkak görüşmemiz gerekiyor Miran. Çok önemli bir mesele konuşacağım. O zaman telefonda söyle. Uzun. Geçmişten gelen bir mesele. Yüz yüze konuşmamız lazım. Seni Gelişke Han'da bekliyorum. Gel bakalım Miran. Konuşalım. Yalnız konuşmayacağız da. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.